Yalçın Öncü. Evet, geldi çattı Yasin finali. Bakalım şimdi Ali Rıza Kaya, Sarı Fırtına İsmail Balaban karşısında. Gerçi Hasan Cengiz karşısında baya bir enerji sarf etti Hasan Cengiz. Evet. Ve şimdi Hasan Cengiz müsabakasında Ali Rıza Kaya baya yoruldu. İyi de oldu. Hasan da çok güzel güreşti. Hasan Cengiz de bugün çok güzel güreş çıkarttı değerli güreş severler. Şimdi 55. Çalı Er Meydanı'nda Çalı güreşlerinde finaldeyiz. Bursa Nilüfer'deyiz değerli güreş severler. Evet hocam, İsmail Balaban ve Ali Rıza Kaya buraya. İsmail Balaban, Ramazan Bircan, Faruk Akkoyun, Güngör Ekim ve Hasan Tuna gibi önemli baş pehlivanları yenerek geldi. Ali Rıza Kaya ise Fatih Attı, İsmail Koç, Orhan Okulu ve Hasan Cengiz gibi önemli isimleri yenerek çıktı finale. Ali Rıza Kaya ile yaptığımız röportajda hedefinin gerçekten bu sene Kırkpınar'da önemli bir yer olduğunu, hani en azından kürsü ya da kürsünün tepesi, onun için çok çalıştığını söyledi, belirtti. Tabii bu, yani yaşın ne kadar ilerlemiş olsa da hedefin hiçbir zaman değişmeyeceğini, başarının ne kadar önemli olduğunu ve hedef koymanın da ne kadar önemli olduğunu Ali Rıza Kaya bize yaptığımız röportajda gösterdi hocam. Bugün güzel güreşler var ve bu güzel güreşlerin içerisinde en önemli olanlardan bir tanesi tabii ki biraz önce Hasan Cengiz karşısında da Ali Rıza Kaya ekranlarınızdaki güreşte değerli güreşseverler fevkalade güzel güreşler tuttular. Ve sonuçta da puanlamada Ali Rıza Kaya oyun ararken Hasan Cengiz'i çıkarttı ve adını finale yazdırdı, işte Ali Rıza Kaya. Evet, final başladı. Finalin adı Ali Rıza Kaya. Çok arzulu, çok istekli. Yavaş yavaş Ali Rıza Kaya da omuzlarla farklı bir güreşme şekli geliştiriyor. Evet hocam. Darbesini yapıyor. Yasin. Evet hocam, Ali Rıza Kaya ya bu hareketleri Ekrem Yavuz gibi, Cengiz Zengin gibi öyle iri cüsseli, yani kilosu fazla olan baş pehlivanlara karşı zaten sergiliyordu. Tabii şu an karşısında da İsmail Balaban var. Kilo olarak Ali Rıza Kaya'dan yani oldukça hafif. Burada da aynı güreşi kilosuyla da İsmail Balaban'ı yıldırmaya çalışıyor burada da. Ama İsmail Balaban hem kasnaktan hem de paçayı yoklamaya çalıştı ama Ali Rıza Kaya paçayı vermedi. Her an orada bir sürüyüp sonuca gidebilirdi İsmail Balaban. Evet, bu arada güreşi yöneten Bursa bölgesinden Kadir Gül, Kırkpınar Meydan Hakemi ve elenseleri görüyorsun. Sarı Fırtına bir hareketli bozmaya çalışıyor Ali Rıza Kaya'yı. Ali Rıza Kaya soyadı gibi Kaya gibi duruyor bugün. Yasin. Evet hocam, maşallahı var. Maşallah diyelim, Allah sakatlık vermesin. Gayet iyi güreşiyor bugün. Ve de biz de onore ediyoruz. Röportajımızda da zaten yani ne kadar bilendiğini ve epey bir zamandır çalı güreşlerine gelmediğini belirtmiş. Burnuna geldi. Bakalım, devam ediyor ama. Hasan Doğrucu birinci. Bu arada bir darbesi geldi burnuna veya İsmail'e. Sevgili Yasin. Devam ediyor güreş. Hakem müdahale etmedi. Hakem müdahale etmedi. Belki kaçırdı ama rakibi müsaade etmedi. Zaten şu an güreş devam ediyor. Evet hocam. Evet, tek dalıyor, arıyor. Elenseleri görüyorsun Yasin, çok sert. Evet hocam. Ali Rıza Kaya çok dikkatli. Evet. Ali Rıza Kaya çok soğukkanlı şu dakikalarda. Çarpışıyorlar resmen, evet, hocam. İsmail güreşi arıyor, istiyor ama Ali Rıza Kaya'yı da görüyorsunuz değerli güreşseverler. Kadir Gül müdahale edecek güreşe. Evet. Kadir Gül devam edecek. Çok sakin Ali Rıza Kaya. Havayı çok iyi koklayan baş pehlivanlardan. Kurt puslu havayı severmiş Ali Rıza Kaya da. Hırçın Karadeniz çocuklarından. Bugün Fatih Attı da buradaydı. Onlara çok güzel bir Kırkpınar diliyorum ben. İnşallah. Bütün baş pehlivanlarımız. Evet. Ve Kumluca dendiği zaman çok değerli, usta, adam gibi benim can dostum
Hüsamettin Çetinkaya. Şimdi balık baştan kopar derler ya, başkanın en önemli değerlerinden bir de Hasan Tuna. Bu arada geçmişte Abdullah Ersoy da orada güzel izler bıraktı, bizi izliyormuş. Hasan Tuna, tebrik ediyorum. Sağ ol, yine başarılı bir sezon değerli ustam. Evet, öyle oldu. Elimizden geleni yapıyoruz, çalışıyoruz. Sağ olun sizde de Mehmet Hocam. Siz de elinizden geleni yapıyorsunuz güreşe yardımcı olmak için. Evet. Bu arada sevgili Yasin, ustanın performansını nasıl buluyorsun? Biraz önce de çok güzel bir el öpme tablosu vardı. Esnan Tenis onu da getirdik, örnek oluşturuyor. Sen neler söyleyeceksin Hasan Tuna'nın bu maşallah yorumladığını burada söyle de o da duysun. Evet hocam. Ya ben zaten hayran olduğum baş pehlivanlardan bir tanesi de Hasan Tuna. Yani yaşamıyla, sözleriyle, konuşmasıyla örnek bir baş pehlivan. Ve bunu da konuşmak yetmiyor. Sahaya da en güzel yansıtan baş pehlivanlardan. Hem ilerlemiş yaşına rağmen gösterdiği performans, hem de yetiştirdiği çıraklar. Ortada değil mi? Yani ortada. Peki usta, şimdi ne olacak bu final? Ne olacak bu vallahi final? Valla final ortada. Ali Rıza. Ali Rıza da bayağı bugün güzel güreşler yaptı. Evet, güzel güreşler yaptı Ali Rıza da. Bakalım iyi olan kazansın hocam. Evet. Peki. Tabii biraz yorgun Ali Rıza. Biraz daha iyi maçlar çıkarttı. Hasan Cengiz bayağı yordu. Evet. Bilmiyoruz. Tabii evet, ki. Evet, elenseler var. Sonra... Evet. Evet. Elenseler biraz darbeli oluyor. Ali evet, Rıza da bugün kaya gibi, soyadı gibi duruyor. Evet evet öyle. Bu sene biraz daha performansı iyi Ali Rıza'nın. Evet. Kırkpınar'da da bir şey belki dörde kalabilir, o şansı var. Çok istekli görüyorum. Evet evet. Şimdi evet. Ustalar kendilerine bir şey saklamışlar. Bayram Ertan bir yanda. Evet. Diğer tarafta Hasan Tuna. Diğer tarafta Sermes Bulut. Evet. Bayram Ertan. Evet. Yani güzel güzel çok... Evet. Güzel güreşler var. Tabii yaşa takılanlar evet. Var içlerinde ama tabii. Sezon güreşlerinde de ustalar bir hayli güzel güreşler evet, çıkartıyorlar. Evet, evet. Öyle. Hocam, evet. Ali Rıza Kaya da Hasan Tuna'nın ezeli rakiplerinden hocam. Bu sene bayağı karşılaştılar. Evet. Evet. Bu sene ikisi var karşılaştık. Evet. O beni yendi Kumluca'da. Ben de onu Bursa'da yendim. Değil mi? Yenişler var. Evet, yenişler var. Peki. Usta, şimdi genç kuşakların biraz daha ustalarla arasındaki diyaloglar, geçmişe nazaran saygı, sevgi. Biraz önce İsmail Balaban elini öptü Hasan evet. Tuna'nın. Günümüzde eksik veya artı var mı? Neler söyleyeceğiz? Ya tabii ki şöyle bir şey. Şu anda çocuklar iyi. Ustalarına, hocalarına biraz daha saygı var. Şu anda hocalar var. Ustalar çok az, nadiren bulunan. Mesela ben şöyle diyeyim. Ben ustamın yanında hiç konuşamıyordum. Eskiden değil mi? Tabii ki oturduğumda hiç yok. Usta ne derse onu yapıyoruz. Hiç konuşma yok. Bir yere oturalım çay içmeye. Ben karşı masada oturuyorum. Usta ne derse işte, usta bir şey yönlenirse öyle yönlenirdik. Yoksa şu anda daha bilinçli işte tabii ki şu anda okumuş tabii okulu da okuyorlar çocuklar. Daha akademik yönleriyle evet, biraz akademik. Daha farklı bir değil perspektif tabii. Bakış açısı evet, var. Evet evet. Tabii ki bizde daha öncelerde okuyan çok az köylü güreşçiler ama şu anda hepsi okuyor çocuklarımızın. Edep daha farklıydı evet. Ama ne olursa olsun okuyan biraz daha eski anneleri değerleri daha iyi taşımalı diye düşünüyorum. Evet evet. Bir eksiklik evet. Var mı? Yani mesela şunları beğenmiyoruz ustalar olarak, bu davranışlar hiç hoş değil, özümüze yakışmıyor dediğiniz. Ben şuna hoşuma gitmiyor. Salih Hocam. Kulede arkadaşlarımız var. İşte kulede ya herkesin bir hakkını yensin diye bir şey yapılmıyor. Hocalar tabii ki bazen yanlışlıklar olabiliyor kulede ama evet. Kulede geliyor itiraz ediyor. Eskiden biz saygısızlık yeni, yapıyor. Tabii. Evet. Biz de eskiden hocamız yukarıdan yeniş oldu dedi mi biz itiraz edemiyorduk. Hiç itiraz yok. Bitiyordu o an. Evet. Biz çekip gidiyorduk. Evet. Yenişi kabulleniyorduk. Evet, burada eksikler var. Peki Yasin, Hasan Tuna ile ilgili bir şeyler söyleyecek Yasin. Yine evet. Arşive girdik, evet. Usta demişken hocam, Hasan Tuna'nın ustası Hüseyin Yiğit de 18 Mayıs 2000 yılında aramızdan ayrılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, usta. Evet. 18 Mayıs'ta. Onu da buradan anmak istiyorum. Evet. Nur için, tabii. Nur için de yatsın. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun.
Allah razı olsun. Yalçın ona... Kaynak'ta Sakarya'dan o günleri biz de biliyoruz. Evet. Yani Hasan Tuna'ya o konuda çok büyük hürmetimiz var demişti. Ona evet. da buradan saygılarımı yolluyorum. Sağ olun. Yani ya, tabii evet. ki ustalık farklı bir şey. Yalçın ben Kaynak. Ustamın yanına geldiğimde çocuktum. Cennet mekan olsun. Pelivanlığı ona borçluyum yani Hüseyin Yiğit'e. Evet. Evet şu anda güreşi evet. bir karıştırdı İsmail şöyle. Arkadan Kasnak şöyle bir yakaladı ama tabii bu arada Kasnak'ta edep yeri belirli bir noktaya kadar göründüğü zaman yeniş evet, veriliyor. Evet tabii, tabii ki. O kural da aklıma geldi. Hatta bazen kismet, kurallı evet. Kismet yırtılırsa bize dizin üstüne kadar o zaman da yeniş var. Evet yeniş var. Evet. Ben bravo diyorum. Şimdi Kurt Puslava'yı sever Tamadir Rızakaya'nın güreş yapma atmosferi, ambiyansı var. Evet. Sanıyorum bunu çok iyi değerlendirdi Ali Rızakaya. Bizim Antalyalılara hocam biraz daha sıcak olacak. Hava bugün kapalı biraz. Biyoritim olarak alışık. Evet. Tabii biz sıcağa alışkınız. Soğuk biraz daha bizi etkiliyor. Evet. Değerli izleyiciler, tabii iklimlerle alakalı bir yorutim diyoruz. Yani halk dilinde hava değişimi. Bunlar çok önemli. Şu an boyunduruğu vurdu Ali Rıza Kaya ama İsmail hemen cevabını verdi. Bastırdı İsmail Balaban. Normal süre içerisindeyiz. Normal süre içerisindeyiz. Evet. Mehmet Eken'de Antalya'ya kocaman selamlar yolluyoruz. O da bugün buradaydı. Orhan Okulu'nun yakın takipçisi, yol arkadaşı. Evet. Ona da selamlar yolluyoruz sevgili Mehmet Eken'e. O da ala asmadık dedi anlatım kabinimize. Şu evet. an burada bir yeni çıkabilir mi sevgili ustam paçaları? Tabii ki olabilir İsmail çünkü. Paça kazıkta atabilir evet. mi? Evet, evet, evet. attı evet. ve bitirdi. Tekrar ekranlarınıza evet, tabii gelecek. Ki. Evet İsmail biraz daha iyi. Ali Rıza tabii yorgun kaldı. Evet. Için. Hasan Tuna'ya çok teşekkür sağ ediyoruz. Olun, teşekkür ederim hocam. Hüsamettin Çetinkaya Başkan'a, Süleyman Falay Başkan'a kocaman selamlar. Aleykümselam. Evet şimdi kapanış töreni için Yasin şöyle kapanış töreni pozisyonlarımızı alalım. Gün boyu yayında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızdan şimdilik iyi akşamlar. Törenle birlikte evet.